uluslararası çok başka rağmen e, bu gerçekleşti. artı birçok başka konu tabii. Tabii o doğal, doğal gaz akı, siyasi durum, Orta Doğu, İsrail ilişkileri. Ya şöyle yani bakın din. egemenlik sahası haline geliyor ne demek? Bunun altı da üstü de tamamen Türkiye tarafından ha, kullanılabilir. O anlamdan egemenlik anlamdan sahası diyorsunuz. haline geliyor. Yani, Hakan Bey, yani. evet o anlamda tabii izne bağlı oluyor elektrik hatları. Yani bir gelişme mi? oldu tabi. Amerika'nın şeyiyle İsrail'le bir <laughs> anlaştılar. <gülüyor> deniz hududu sınırlarını anlaştılar ve imzaladılar. İsrail ve Lübnan. İsrail ve Lübnan imzaladılar. Dolayısıyla o da e, bu çalışmalara olumlu katkı sağladı. Aynı şekilde sağlar. bizim İsrail'le yok ama e, Filistin'le ve bildiğim kadarıyla da Lübnan'la yine deniz yetki alanları anlaşması yapabilmemiz mümkün. Kıbrıs'tan dolayı var evet. Bir de mümkün. pardon Orta Doğu'nun en güçlü 4-5 devleti bunlardan biri Mısır'dır bizden sonra. Şimdi Aram, burada bu biz, ülkelerle biz, hiçbiri, bir, bir, her şey ülke. misiniz? Eray Bey anlattı, anladım. Evet. Fakat bir yani şunu tam Pati olarak işte de güç veriyor. Kıta Şimdi kıta, kıta, kıta Bu haritada bizim Türk kıta sahanı diye gösterdiğimiz şey Yeşil nedir? Alan. Yeşil alan. Yeşil Doğru. Alan, evet. Burası şu anki mevcut fiili statüko mu bu yoksa evet. olası statüko mu nısırlanacak? Hayır, burası şu an bildirdiğimiz bizim alan. Evet, evet. Şu anda statüko Dektare ettik 2019 evet. yılında. Mevcut, mevcut statüko. Tabii mevcut Ama statüko. Ama o komşularla masada anlaşmadan e, <laughs> hukuki geçerlilik sağlanmıyor. Yani Karadeniz'de böyle bir sorun yok. Çünkü orada anlaşma yap. imzalanmış. Eray Bey'e sorduğum evet. sorunun aynısını size de sormak istiyorum. Hı. Mısırla anlaşırsak ne olacak? Mısırla anlaşırsak bir kere Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ülkesi olmadığı ortaya çıkacak. Yani Libya'dan sonra Mısır'la da anlaşırsak biraz önceki Sevilla haritası... Yunanistan devre dışı olacak. kalıyor. Bir ona geçelim. Ha, bir, Daha bir dakika. İkinizin de üzerine Yunanistan. mutabık kaldı konu. Evet. Bravo. Bir, Yunanistan, Yunanistan, Yunanistan devre dışı kalıyor. Doğu Akdeniz'de devre dışı kalıyor. Evet. Bravo. Doğu Akdeniz, çok güzel. Kıbrıs'la ilgili bağlantısı kopuyor. Bu arada Masum Bey de geldi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş İki, başka ne İkincisi, oluyor? İkincisi, Türkiye bu geniş alanda... İşte enerji kaynakları, doğal gaz araştırmaları, yani gemi çıkıyor bir sürü Yunanistan e, siyasi tepki gösteriyor falan. Boru Onların, hatları, e, hatta Uluslararası ilişkilerde hiçbir karşılığı olmayan bir hale gelecek. Çünkü Mısır'la, Libya'yla, İsrail'le, Suriye'yle bu anlaşmaları yap, yaptığı zaman Türkiye Yunanistan'ın bu söylemlerinin uluslararası hukukta hiçbir karşılığı kalmayacak. O zaman Doğu Akdeniz'de şu Türk kıta sahanlığı olarak belirtilen evet. yerde Türkiye. İstediği gibi yer üstü yerüstü, altı deniz, balıkçılık. Üstü. Hatta buradan Türkiye'nin onayı olmadan boru hattı bile geçilemez. Evet. İzin almadan. Yani izin bir, diyelim ki ismet yapılacak İsmet projesi ya da herhangi bir şey evet. Türkiye'nin izni gerekiyor efendim. Evet. Yani burası kara sınırı gibi kara alanı gibi kara ülkesi gibi işlem görüyor artık. Dikkat Peki. ederseniz Libya ile çok kısa ama Mısır çok uzun bir sınırımız var. Yani Libya'dan çok daha önemli bir Peki. ülke. Bu Mısır Sürü Süveyş Kanalı Mısır, Mısır için... Türkiye ile anlaşamasaydı. Yunanistan'la böyle bir kıta sahanlığı anlaşması yapsaydı, Sevillaya gidiyor. Yunanistan istediği halde ama yani. biz ona karşı çıkıyorduk, olmaz böyle şey demiyor muyduk? İşte ama, ama sıkıntı e, doğacak. Bu arada Mısır Yunanistan'la tatbikat yapıyor, ortak savunma e, anlaşmaları yapıyor. Yani, yani Yunanistan bu 8 yılda Yunanistan'a ittik Mısırı. Şunu sormak istiyorum, Mısır'la Yunanistan arasında bir anlaşma olsaydı, o zaman bizim çıkarlarımıza çok aykırı bir durum evet, olacaktı olacak. Ve çok bunun aykırı. hukuki bir zemini var mıydı? Çünkü biz burada konuştuğumuzda uzmanlar böyle şey olmaz. Yunanistan'la Mısır anlaşsa bile bir, böyle saçmalık mı olur ama diyorlardı. Ama işte kıta ya, konusunda o, bir sıfır. Ama şöyle. Yunanistan anlaş... ne geçiyor o zaman? Tartışma Tartışmalı hale, hale Şöyle o anlaşmayı biz da Türkiye kabul Başımıza dert evet. olacak. Dolayısıyla bir tartışmalı problem Bir daha, bir daha söyleyeyim. Ya O zaman eğer Yunanistan'la Seviye haritası üzerinden Yunanistan'la Mısır bir anlaşma imzalasaydı o zaman da bunu Türkiye kabul etmeyecekti. Akdeniz bir tartışmalı alan yani haline gelecek. Yalnız bu anlaşmanın oluşmasında bugünkü ya Dünya dünsün gazetede haber vardı. Çok ayrıntılı bir haber. Yunanistan, Lübnan'la anlaşma imzalamak istemiş. Lübnan-İsrail anlaştığı için kıta sağlığı evet. konusunda ve burada yer almak istediği yer yalnız Güney Kıbrıs değil. Kuzey Kıbrıs tarafı dahi yani şurada aldığınız şeyi Lübnan önemli bir şey söylemiş. Bu ben yaklaşık olarak 30 yıldır Lübnan'la ilişkilerde yaşadığım bir olaydır. Ben Suriye ile anlaşmadan sizle anlaşamam dedi. Yani şu anda konuştuklarımızın gerçekleşmesi için herkesin de bilmesi gerekir. Bazıları bilir bilmez. Hala Suriye Esed terörist diye saldırıyorlar ya. Cumhurbaşkanının yaklaşımını engellemeye çalışıyorlar. Eğer Lübnan'la anlaşmasak bizim kimle anlaşırsak anlaşalım bir işe yaramaz. Esas bizi ilgilendiren Lübnan. Suriye ile de muhakkak mutabakat sağlan çünkü Lübnan Suriye ile okey almadıkça hiçbir konuda uluslararası adım atmaz. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Yani ben uluslararası kuruluşlarda kaç kere Lübnan'ı Libya'da sisiyle Sisi. Suriye olmadan olmam dedi Sisi ben bunu sisiyle tokalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la böyle güçlü anlaşma. yeterli değil ama Lübnan açıkta kalıyor yakında Suriye ile de belki yapsın yapması lazım olabilir yani, yani yani bunu çünkü Sayın Cumhurbaşkanı görüşebilirim derken bu tür programlarda birçok arkadaş hemen başlıyor Teröristtir, Esad'a falan saldırmamak lazım yani Esad'a Cumhurbaşkanı evet. görüşebilirim dediyse Ortaması herkesin olur. ona göre bakması gerekir çünkü Lübnan burada önemli. Lübnan İsrail'le anlaştı. Yani ben bir, şimdi bir önemli hem açıklama bak, var bu bakın, konuda. Eray Bey'in söylediklerinden hem de Dursun Bey'in söylediklerinden şunu anlıyorum ki Türkiye'nin Mısır'la böyle bir anlaşma yoluna gitmesinde çok âli çıkarlar söz konusu. Her yani. iki ülke için. Hem Türkiye için hem hmm, Mısır için. İkisi de. İkisi de. Zaten ikisi de bir çıkar olmasa bunca şiddetli bir geçimsizliğin ardından evet. bu kadar kolay bir araya Yapma. gelirler mi? Gelmez ama başka da. faktörler de var. Ne o, gibi? Onu da söyleyeyim. Fakat demin Ahmet Bey hani kısaca geçtikken hani niye anlatıyorsunuz dediniz ama ben şunu bir kere daha vurgulamak isterim. O da bakınız Girit-Rodos hattında itibaren Akdeniz kıta sahanlığının yani deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda az çok bir şekte oturmuş vaziyette. Evet problemler var. Hatta İki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamada bir altılı platform Akdeniz platformu kuralım sözüne bakarsanız burada Suriye'nin dışlanmadığını görürsünüz. Bunu söyleyeyim. Altılı i̇şte, derken neleri, hangi ülkeler? ülkeler bu işte. ülkeler işte Türkiye dahil bu ülkeler. Ha, Mısır, İsrail, Lübnan, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, Lübnan, Suriye, Libya, Türkiye. Yani bu, bu önemli bir işaret. Hani bunu söylemek istedim. İkincisi tamam Doğu Akdeniz'de bu şekilde Burası, bir tabii aynı denge Osmanlı coğrafyası. Tabi denge oluşmuş vaziyette ama. Asıl yani bundan sonra da Yunanistanla bizim e, bu deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusu bundan sonraki süreçte de önümüze ciddi bir engel olarak çıkacak yani bir e, nasıl problem önemli bir problem kaynağı olarak çıkacak bunu da şimdiden söyleyelim şimdi gelelim sizin dediğiniz gibi yani Mısırla Türkiye arasında ali menfaat örtüşmesi olduğu için iki ülke buna gidiyor ama başka şeyler de var ben kısaca onu da değinmek isterim birincisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sağlamak istediği bir güvenlik var. Çünkü bu güvenlik sağlanırsa Karadeniz'deki gibi Türkiye rahatlıkla bu bölgelerde enerji e, arayabilecek. Güvenlik sorunu mu var şu anda. E tabii ya şimdi Mısırla eğer bu e, süreç olumlu şekilde gitmeseydi e, yani şimdi Yunanistan doğal olarak Doğu Akdeniz'e müdahale gibi bir durum ortaya çıkıyor. Peki şimdi Doğu Yunanistan Doğu Akdeniz'e müdahale edemeyecek. Edemez mi? çünkü neden? Yani Güçlü bir şekilde artık karşısında bir blok var. Yani Yunanistan'dan kaynaklı bir güvenlik sorunundan mı bahsediyorsunuz? Sadece Yunanistan'da değil. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye'ye karşı hatırlarsanız Mısır, İsrail alarak. hattında da bir blok oluşmuştu. Şimdi Türkiye bunu yapmak suretiyle aynı zamanda bu bloğu da parçalamış oldu. Kırdı. Kırdı. Yani kendisine karşı o kuşatmayı da kırmış oldu. Kırmayı, Kırmayı çok hedefliyor. Yani. Diye Kırmayı yani hedefliyor. Yani amaç açılıyor diyelim. Yani, yani kırmanın amaç kapısını o. araladı. Kaldırmanın kapısını araladı. Peki yani, yani Eray Bey'in de söylemek istediği oldu. Evet. Oydu. Peki. Bir, Tabii e, burada Suriye de önemli. Yani Sayın Bakanım da söyledi. Suriye de önemli bir Arap ülkesi. Dolayısıyla bir an önce deminki ki fotoğrafı Suriye'yle de vermemiz lazım. Yani bunu dediğim gibi iki yıl önce bunun zaten işaretleri evet. verildi. Ben hani bu süreçte doğal olarak Suriye'nin dışarıda kalacağını düşünmüyorum. Ben dedi sizi sizinle aynı kanaatteyim. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar silsilesine geriye dönük bir baktım bugün şeyi evet. görünce bu sisi fotoğrafını görünce adım adım oraya doğru gidiyor izlenimi veren bir Mesaj Ben de aynı çizgisini gördüm. Ben de aynı kanaatteyim. Yani yanılıyor olabilir mi yani, bilmiyorum. Tabii yanılıyor ama Gö, ben de aynı kanaatteyim. Yani. yani burada Suriye'nin de artık denklemde daha güçlü şekilde olduğunun Türkiye tarafından kabul edildiği bir süreç var. Ben böyle düşünüyorum. Yani Ama şöyle enteresan bir durum var. Türkiye bu alanı menfaat örtüşmesinin dışında, çok güçlü menfaat örtüşmelerimiz var, anlattım işte. Ee, güvenlik mülazasının dışında, Mısırın için durum biraz farklı. Yani Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi yani ana karasının dışında bir alanda güvenlik sağlamayı düşünürken Mısır'la işbirliği yaparak ama Mısır aynı zamanda Türkiye ile işbirliği yaparak kendi iç güvenliğini sağlamayı da düşünüyor. Yani Türkiye dış güvenlik yani, açısından, bir dakika, ha onu söyleyeceğim ama nasıl iç güvenliğini ha, sağlayacak? Işte bunu, bunu ne yaparak? Söyleyeceğim. Sağlayacak? Yani burada Türkiye dış güvenliği açısından aslında bu menfaat örtüşmesinin arkasında muhaliflerle dururken. Muhaliflerle ilgili. Evet Mısır. Iç siyasetteki muhaliflerle öyle ilgili. mi? Evet, evet, evet Yani onu biz göremiyoruz ama. Siz siye muhalif İnceleme fırsatım oldu? Evet. Yani bakınız bir örnek vereyim. Siz Sadece iki asker bu, olduğunuz için. Mursi'nin <laughs> taraftarları. Biz tabii Aa, güvenlik karşı açısından aynı şey. Bakıyoruz. Yani. Siyasi Bakın, yani. kendi iç kendi iç Kualiflere. istikrarını evet, korumak evet. Türkiye Türkiye'den geçiyor. Yani ha, Türkiye ile işbirliği yapması aynı zamanda Zaten mi, Türkiye'den istediği e, siyasiler var Mısır'ın. Yani ön şart olarak istediği Mursi'nin devrilmesinden sonra Türkiye'ye kaçmış. O konular iktidarla, o konular yani işte Erdoğan onları o konu çok yani bir o konudan adım atılırsa bunlar daha kolay Daha yani daha genel daha cümle. Daha spesifik evet, bir şeyler. Evet. Daha genel cümle kuralım. Evet. Bence spesifik ayrıntılar Bildiğiniz gerek konular yok. Yani, biliyoruz evet. evet. Yani diyorsunuz ki Sisi hem kendi iktidarının hem ülkesinin genel olarak evet. istikrarını sağlamak açısından ile. kendi iç muhalefetiyle olan e, durumunu, sorunları çözmek için sorunlarını çözmek için Türkiye'nin Türkiye dış bir, bir 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 parametre tamam. dağılar. Bir para. Evet. evet, komutanımın da ben de katılıyorum ona. Ama bu e, içerideki e, yönetime karşı olan e, ya da yönetimin içerideki problemleri diyelim. Onların kendi iç problemleri, Ona karışacak değiliz. Fakat çok güçlü şekilde tedbir almaya başladı Mısır son birkaç yıldır. Verdiği silah siparişlerini vesaire de düşündüğümüzde Bakın bir örnek vereceğim Sadece Sina Yarımadası'nda 40 tank taburu var Ne yapıyor 25.000 25 bin asker var Neye karşı? Şimdi Sina Yarımadası'nda normalde İsrail'e karşı tedbir alması gerekirken Aynı zamanda oradaki olası iç problemlere karşı da Bir kuvvet yığınaklanması içinde olduğunu biliyoruz İçeride çok büyük bir direniş var mı e, Sisi'ye karşı? Yani bir ciddi şöyle Daha doğrusu yönetim bu anlamda öyle bir şey olabilme ihtimalini düşünüyor efendim. Tehdit algısı. tehdit algılıyor. <laughs> yani bunu yok. Söyleyeyim. Neden? Direniş yani, yok çünkü benim bildiğim direniş yok. Az değil. Yani 40 tank taburu az bir rakam benim değil. bildiğim yani Müslüman asker. kardeşler bile geri çekilmiş durumda. Evet. Yani öyle çok... Ama işte on, onlara karşı kendisini tehdit altında hissediyor. Tehdit altında hissediyor. Bir algı var. Peki. yani. Evet. bu... Üçüncü neden de bu diyorsunuz. Evet. Hayır. Bu ikinci neden de. Üç ne? Üç, üç İsrail. Çünkü Mısır Türkiye ile güçlü bir işbirliği kurarsa neticede bir Müslüman ülke. Tamam. De, darbe, marbe ama tarihi ve kültürel bağlarımız var. Sen Cumhurbaşkanı da zaten bunu ifade ettin. Peki etti. bizim İsrail'le ilişki kurmamızdan sonra mı İsrail mesela paralel yürüdü aslında? Paralel yürüdü. Yani ikisi aslında çünkü iki, iki ülke de birbirine bakıyor. Yani ya, konjonktürel gelişimlere göre de pozisyon ya, alıyorlar. Şu, burada Herhal tabii Bey, hı. şunu çok özür dilerim bir şey söyleyeyim. Hı. Yani Mısır'ın bölgedeki önemi İslam ülkeleri, Arap ülkeleri arasındaki öncülük e, durumu konumu evet. konumu Mısır'ın önemiyle ilgili bir tartışma yok zaten. Mısır yok. önemli bir ülke. Evet, evet. Ve Be, bence bence de yani Türkiye'nin talihsizdir yani bu kadar kestirip atılıp bu, bu 8 yıl kaybedilmesi. Evet. Yani oradaki talihsizliğin tek sorumlusu da Türkiye değil. Değil tabii. Sura bakmayın. Yani askerler de darbe yapmasalardı yani böyle evet. bir vatanlarına böyle bir ihanette bulunmasalardı. O da ayrı bir hikaye. evet ayrı bir hikaye. Ee, ama yani burada hani Ahmet Bey son olarak söylemek istediğim Türkiye ile İsrail arasındaki e, ilişki bakınız e, Suriye'ye İsrail'in müdahalesini azalttı. Doğru. Bakın aynısını görüyor Mısır'da. Yani her ne kadar bunlar şimdi barış zaman ama geçmişte bunların çok ciddi problemleri var. E, i savaştılar, defalarca var. savaştılar. Yani hala o tehdit algısı İsrail'e karşı da Mısır'da dinmiş değil. O yüzden Türkiye yani, ile değil. İki, hiçbir... üç, üçüncü yani, hususta daha, daha güçlü efendim. gözükecek yani, değil mi? Daha yani, güçlü şöyle, katkıda e, Türkiye'nin Türkiye yani desteğini. Türkiye'nin Mısır'la çıkarları var ya hani anlaştığımız zaman. Türkiye Mısır'la çıkarının bozulmaması adına İsrail'in Mısır'la olan ilişkisinde İsrail'in agresif ya da Mısırı rahatsız edici bazı tavırlarını önleyebilir. Mesele budur. Başka Siyasi bir Harita Haritada. Başka bir ifadeyle Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi son dönemde Mısırla bu fotoğrafın ve Mısır'ın de önünü açtı. Önünü açmıştır evet, onu. Aynen öyle. Motive <laughs> etmiştir. Motive etmiştir. Bir dakika. Mısır'ı mı motive etti? Evet. Yani, yani İsrail'e Türkiye... kaptırmamak adına Türkiye'nin desteğini. Evet. onu soruyordum ben. Evet. Yoksa bu şey sisi kaçabilirdi, bu fotoğraf vermekten imtina edebilirdi ama bir daha söyler misiniz? Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi son dönemde son bir yıldır Mısırı da Türkiyeye yaklaştırmış ve bu fotoğraf vermesi konusunda motivasyon evet, kaynağı olmuş. Aynen öyle. Bir Birbirini tetikliyor yani, tetikliyor evet, yani tetikliyor, bu ide. Sağ Destekliyor. Hakan buyurun. Bey buyurun. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> <laughs>